Atina'ya geliyorsunuz fakat aynı zamanda Atina'da değilsiniz. Neresi burası? Bu videoda sizlerle anafiyotikayı paylaşıyorum. Ama bir dakika, anafiyotika nerede mi? Önce ondan başlayalım. Akropolis'in eteklerinde yer alıyor. Şirin mi şirin bir yer. Eğer anafiyotikanın nerede olduğunu bilmiyorsanız, baştan söyleyeyim, yolunuzun üstünde karşınıza çıkmayacağından emin olabilirsiniz. Anafiyotikanın hikayesi bu bölgeyi daha da ilginç kılıyor. Hikayeye göre Yunanistan kralı Otto, bağımsızlığını kazanan ülkesinin başkentini yeniden inşa etmek ister. Bu sebeple de çalışmaları gerçekleştirmek için Yunanistan'ın Anafi adasının yerlilerini Atina'ya getirir. Fakat bu yerli işçilerin bildiği tek bir evliliği var. Beyaz taş duvarlar, renkli pencereler ve sıcak havalarda uyumaya müsait düz teraslar. Bölgede inşaatlar bittikten sonra bir bakmışlar ki ortaya çıkan manzara Atina değil de daha çok Anafi adası. Madem öyle, biz de buranın ismini küçük Anafi anlamına gelen Anafiyotika koyalım demişler. Burada evlerin arasından yürürken biraz dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü ara sokaklar falan biraz dar. Anafiyotika'da bugün yaşayan jenerasyon, buranın inşasında emek veren işçilerin akrabaları oluyor. Çünkü bu bölgede ev satışı yasalar gereği yasak. Bununla beraber yapıların dokusunun bozulmaması için restorasyonların haricinde inşaata kesinlikle izin verilmiyor. Her ne kadar Anafiyotika'da evler bitişik olsa da merdivenlerden yukarıya doğru çıktığınızda süper bir manzara ile karşılaşıyorsunuz. Ne diyelim? Atina'ya gelirseniz görmeniz gerekenler listenize Anafiyotika'yı da muhakkak ekleyin.